Saygıdeğer basın mensupları, bizim aylardır dostane bir şekilde uyarlarda bulunduğumuzu ve bu gayrimeşru adımın bölgede istikrarsızlığa yol açacağını ve daha da istikrarsızlığı derinleştirip bölgede bir iç çatışmaya doğru ülkeyi sürükleyebileceğini belirtip uyarlarda bulunuyorduk. Bu dostane yaptığımız uyarların dikkate alınmadığını gördük. Öncelikle uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına, Irak anayasasına ve hatta bölgesel Kürt yönetiminin kendi hazırladığı iç anayasaya aykırı olan Irak'ın toprak bütünlüğünü parçalamaya dönük bu adımı gayrimeşru görüyoruz ve sonucu tanımayacağız. Bu işin bu noktaya gelmesinin baş sebebi esasen Barzani'yi en fazla güçlendiren Adalet ve Kalkınma Partisi'nin komşularımızla yürütmüş olduğu sorumsuz dış politikadır. Biz Barzani'yi güçlendirerek Irak merkezi hükümetini zayıflattık ve bugün bu sonuç ortaya çıktı. Dışişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu bugün yapmış olduğu açıklamada bölgesel Kürt yönetiminin sağduyudan uzak teşebbüsünü esefle karşılıyoruz diyor. Biz de AKP'nin bu zamana kadar sağduyusuz, sorumsuz adımlarını biz de esefle karşılıyoruz. AKP hala kendine yakın petrol ticareti yapan ticaret yapan şirket ve şahısların çıkarını ülkenin toplam çıkarının üstünde görmektedir. Bugün referandum yapılıyor. Önce haber çıkıyor. Habur kapandı diye. Sonra bir kişi çıkıyor. Yok kapanmadı. Biz burayı kontrollü geçişle açık tutuyoruz diyor. Esasen AKP'nin bütün komşularla yürütmüş olduğu bu siyasetin Türkiye'nin dış politikasını iflas ettirdiğini ve ulusal çıkarları yerden yere çaldığını gördük. Biz Irak merkezi hükümetiyle İran'la daha yakın bir işbirliği içerisinde bundan sonra ortak adımlar atılması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün bizim Dostane önerilerimizi dinlemeyen bize bir şekilde kaç çatan, söylediğimiz sözleri dostane önerilerimizi ırkçı bir yaklaşımla geri çeviren kişilerin de umuyorum yarın işler çığrından çıktıktan sonra bizim kapımıza gelip iki kelime tavsiyemizi almak zorunda kalmazlar. Kimse Türkiye'nin şirin gözükmek için ulusal çıkarlarını kendi şahsi çıkarlarının önüne koyamaz. Yani Türkiye bugün bir devlettir. Bu coğrafyanın hakimidir. Büyük bir devlettir. Kimse, hiç kimse Türkiye'nin çıkarlarını kendi çıkarlarının önüne koyamaz. Bu hassas bir konudur. Herkesin de dikkat etmesi gerekir. Hükümetin başta